Mehdi'nin talebeleri niye 313 kişi? Bak ben sana onu daha önce söyledim. Hızır Aleyhisselam'a geliyor Hazreti Musa. Taleben olmak istiyorum diyor. Daha üçüncü konuşmadan itibaren talebelikten ayrılmak mecburiyetinde kalıyor. Talebesi olamıyor. Evet. Mehdi'ye talebe olmak kolay değildir. İnşallah hocam. Dünyandan çatışır, ailenden çatışır, işinden çatışır, İnşallah. Okulundan çatışabilir. Efendim, keyfinden, zevkinden çatışabilir. İnşallah. İnşallah. Yani sana sabaha kadar sayarım çatışacak çıkarlarını. Hepsine çatışabilir. Sen buna rağmen kabul edersen Mehdi'yi görebilirsin. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah hocam. Yorgunluğa dayanamazsın. Korkuya dayanamazsın ki korku en şiddetlisidir. Evet. Bediüzzaman ne diyor? Ahir zamanda Deccal korkuyu kullanacak diyor. Evet. En büyük etki insanlarda psikolojik etki olarak en şiddetli etki korkudur diyor. Havf damarı. Evet hocam. Ve ulemayı da bundan tesir edecekler diyor. Bakın ulemanın büyük bir bölümü korkudan sesini çıkaramıyor. Özetle şöyle diyeyim. O korkuyu insanların yenmesi kolay değildir. Mehdi'nin yanında olduğunda bir insan, talebesi olduğunda hem çıkarlarından ayrı kalıyor, hem de belanın içine giriyor, hem de yoğun korkuyla karşılaşmış oluyor. Yani dünya korkularıyla karşılaşmış oluyor. Evet hocam. İnşallah. Şimdi orada delikanlının delikanlısı olması gerekiyor. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Halis kan arslan olması gerekiyor. Evelallah. Öbür türlü kaldıramaz. İnşallah hocam. Adam selamun aleyküm diyecek. Evet. Ben Allah yolunda mücadeleye geldim. Güzel. Önce bana bir iş ayarlayın. Tamam. Estağfurullah. Evet. Bir de evlenmek istiyorum. Evlenmemi sağlayın. O da tamam. Evlenince de çocuklarıma bakılması gerekiyor. Onu da sağlayın. O da tamam. Tehlikeye karşı da beni çok uzak tutun yani. Polis olay molay falan bu tip şeyler sakın beni sokmayın. Bu da tamam. Bir de akşam benim biraz erken uykum geliyor. Uygun bir yerde ayarlarsanız. O da tamam. Arkadaşlarımdan da ayrılmak istemiyorum şimdi. Onları da çok seviyorum. Onlarla da İşte akrabalarımdan da tam mutabak olmamız gerekiyor. Onlardan da bir muhalefet olmaması gerekiyor. Annem babamdan da muhalefet olmaması gerekiyor. Onların da kabulü gerekiyor. O da tamam. Sabaha kadar tamam. Ben Mehdi talebesi olmak istiyorum. İşte o tamam değil. İnşallah. Bir tek o tamam değil. İnşallah hocam. Ondan gerisi hepsi tamam. İnşallah. O olmaz o. Değil mi? Çıkarınla 100 noktada, 1000 noktada çatışırsın. İnşallah. İnşallah. Bunu kabul ediyorsan Mehdi sana zaten gün gibi görünür. Elhamdülillah inşallah. Yani ışık gibi görmedim diye bir şey yok.